İki farklı ucu göstermek istiyorum. Özellikle ikisinin arasında büyük bir kalınlık farkı olduğunu göstermek istiyorum. Aslında bunlar gölgelendirme olarak geçiyor. Bunlar da kontür, daha çok iz yapma için geçiyor. Ben öyle biliyorum. Yanlış biliyorsam lütfen yorumlara yazın, altta belirtirseniz. Şimdi makineyle birlikte aldığım uçlar bunlar. Bunlar benim makineden çıkan uçlar. Şimdi aralarında, yani şu seri bir kere hepsi aynı gibi. Yani küçük oranda farklılıklar olsa da büyük ölçüde aynı. Şimdi neler farklı, neler değişiyor? Yakma esnasında bunları görmeye çalışacağız. Bunları bir kere aynı olduğunu düşünerekten bir tanesini bırakıyorum, gerisini kenara koyuyorum. Onun dışında ne var elimizde? Şu daha ince telli olanlarda şöyle farklı uçlar var. Evet, bunlar var. Şöyle şunu alalım. Böyle biraz daha yay gibi. Ya bunlar biraz daha farklı gibi. Yani birkaç farklı şekil var. Bu daha böyle hat kontürler yapabilmek için. Şimdi bunların kalınlık farkı olduğu için şunu söyleyeyim size. Bununla bunun ısınması oldukça farklı. Yani bu ince olduğundan kısa zamanda ısınıyor ve hemen kızarmaya başlıyor. Burada 60 derecede, yani daha doğrusu 60'ta, %60'ta, %70'te aldığınız değeri bunda daha yüksekte alıyorsunuz. Bu da önce ucunu tanımanız gerektiğini size söylüyor aslında. Şimdi burada bizim iki noktamız var. Ahşabın sertliği, bu bizim için önemli. Bir de malzemenin kalınlığı. Çok kalın olduğu zaman geç ısınıyor. Geç ısındığı zaman da tabii ki sizin ayarlarınız değişebiliyor. Bunu tanımanız gerekiyor. İşe başlamadan önce bir miktar test yapmanız faydalı olacaktır. Öncelikle bir tane uç takalım. Önce hangisini takalım? Bence şunlardan takalım. Şu uçtan takalım. Şöyle ucumuzu. Evet, bunu taktığımda şu öndeki vidaları sıkıyorum. Tek yapmamız gereken bu. Evet, ucumuzu taktık. Bunlar bir kenarda dursun. Yüzeye birkaç işlem yapalım. Şu anda 40'a düşürdüm. Herhangi bir etki olmadığını görüyorsunuz. Tabii ki uzun süre bekletirseniz etki edecektir. 50'ye indiriyorum. Yani ince uç olmasına rağmen herhangi bir etki alamadım. Evet. Şöyle bekleterek göstereyim. Gördüğünüz gibi bekleme ile bir süre beklediğimizde bu şekilde sonuç alabiliyoruz. Fakat böyle çizmek isterseniz daha düşük değerde, daha gölge niteliğinde bir şey yapmak için daha doğru olacaktır. Şimdi 60'a getiriyorum. Gördüğünüz gibi daha dokunur dokunmaz etki etmeye başladı. Şöyle bir tarama yapayım. Hatta şuraya. Ucunun kızardığını, hafif kızardığını görebiliyorsunuz. Şöyle bir tarama yapmak istiyorum. Yalnız başlama ve bitiş noktasına dikkat edin. Bu çok önemli. Başlama ve bitiş noktasında bu şekilde bir
iz çıkarmamanız gerekiyor. Buradan biraz dereceyi düşürmemiz gerektiğini anlıyorum ben. Şu anda 55 civarında. Ya başlarken hemen şöyle gitmeniz gerekiyor. Başıyla sonu aynı bitmesi gerekiyor. Şu hatalı bir davranış. Yani şuralarda bu şekilde yanıkların olması hatalı bir yakma işlemi. İstediğinizi çok doğru yapamazsınız. Şu anda 55'te. Şöyle taramalar yapmak istiyorum. Bu şekilde taramalar yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada hemen iz çıkıyor. Bu da başlama ve bitiş noktamda büyük ölçüde beklemelerim olduğunu gösteriyor. Başlama bitiş hızınız aynı olması gerekiyor. Evet, burada gördüğünüz şu ince ucun göstermiş olduk. Ben bu ucu çıkartmadan 70'e getirmek istiyorum. 70'teki sonucu görmeniz açısından. Şu anda gördüğünüz gibi bayağı bir kızardı. Bu şekilde yakabilirsiniz. Tekrar üstünden geçerek size göstermek istiyorum. Beklediğiniz anda dalmaya başlayacak, yakmaya başlayacak. Eğer bu beklemeyi doğru orantıyla sürdürebilirseniz, bunu kaydırabilirseniz sonuç güzel olacaktır. Kalın ve aynı toklukta devam edecektir. Fakat burada kaldınız, sonra hızlı gittiniz, gördüğünüz gibi sonuç başarısız olacaktır. Gördüğünüz gibi hemen dalıyor, hemen giriyor. Yüksek sıcaklıkta olduğu için şu anda malzememiz, ahşabımız oldukça yumuşak bir malzeme. Esnek kontra dediğimiz bir malzeme. Şimdi biraz daha arttırmak istiyorum. Yani 180'e. Yani aslında bu sıcaklıklara pek çıkmıyorum ben. Gördüğünüz gibi artık alevlenme noktasına geldi. Çizim için bazı noktalarda tabii ki ihtiyaç duyacaksınız bu derecelere, ama genellikle ben daha düşük değerlerde çizmeyi tercih ediyorum. 90'a getirdim. Artık çok bir fark yok. Bunlar oldukça yüksek sıcaklıklar. Direkt kömür etkisi. Hızlı sonuç almak istiyorsanız tabii ki derinlik oluşturmadan istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. 100. Bu artık direkt yak. Gördüğünüz gibi dokundurur dokunmaz artık bir noktadan sonra gördüğünüz, bilmiyorum, artık bir noktadan sonra tel de yamulmaya başlıyor. Artık buna tel de dayanmıyor. Bu oldukça yüksek bir sıcaklık. Ama makinenin ayarının olması sizi büyük ölçüde kurtarıyor. Hemen ayarını düşürelim ve kapatıyorum. Bir sonraki ucunu göstermek için. Tabii ki burada benim yaptığım, şimdi şöyle bir şekil kullanmak istiyorum. Altmıştan başlayabiliriz. Şimdi burada geniş bir yüzey oluşturmak için oldukça iyi. Yani bunun yan yüzeyini tam denk getirirseniz tarama yapmanız iyi olacaktır. Şimdi bunu düz bir şekilde yaptığınızda, düz bir çizgi çizeceği gibi bunu yan kullandığınızda, tabi bekletmeyeceksiniz benim gibi, bunu belki de bu şekilde yaptığınızda tarama, gölgelendirme gibi işlerinizi kullanmanız kolaylaşacaktır. Gördüğünüz gibi. Yani şurada yaptığımız daldırma hareketleri aslında hatalı hareketler.
bizim yapmak istediğimiz, elde etmek istediğimiz, varmak istediğimiz sonuç daha bu noktada olması gerekiyor. Buradaki sonuç daha iyi. 70'e yükseltmeme rağmen eğer beklemezsem derinliğe girmeyecektir. Evet, hızlı bir şekilde taramanızı yaparsanız bu işi kurtarırsınız. Resminizi veya çalışmanızı tamamlarsınız. Direkt 90'a çıkartayım. Bu şekilde hızlı bir şekilde tarama yaparak fark edebiliyor musunuz? Hemen uçuş yamulmaya başladı. Bu şekilde yakarak bir tarama yapabilirsiniz. Tabii ki uç da aynı şekilde yanıyor. Bir yandan uç yamuluyor. Yüzeyi hiç göstermeme gerek yok herhalde. Bayağı bir yamuldu. Evet, bunu da kapatalım. Bunu aynı şekilde söküp bir sonraki ucumuza geçmek istiyorum. %60 ile makinemi çalıştırdım. Şu anda herhangi bir oynama söz konusu değil. Sebebine gelince malzeme kalınlığı farklı, ısınma süresi farklı. Bir tık daha artarak 60'a getiriyorum. 60'ta gördüğünüz gibi çok inceden bu şekilde gölgelendirme yapmanız mümkün. Yani işleyeceğiniz motifi şöyle hafif dokunuşlarla bunun yüzeyini, geniş bir yüzey dokunduğu için bu şekilde taramanız, bu çalışmayı bitirmeniz, güzelleştirmeniz mümkün. Ben bu uçları bu yönde çok seviyorum. Yani bu tarz taramalarda oldukça faydalı ve güzel uçlar. Bunun aynı zamanda keskin bir yüzeyi var. Bu keskin yüzeyde yine kontürel bu şekilde çizgiler çizmeniz mümkün. Hatta diğerinden daha ince çizgiler çizmeniz mümkün. Çünkü bunlara göre biraz daha ince saç olduğu için. Daha doğrusu saç demeyeyim de o yüzeyi taşlamışlar. Şimdi burada 70'e çıkarttım. 70'teki gölgelendirme nasıl, bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi hemen kararma yapmaya başladı. Yani koyu yüzeyler için buna ne diyelim? 60 bu, 70. Tabii ki bu çizgiyi tek yönlü oluşturmanız daha doğru. Şimdi diğerinde 70'te biliyorsunuz ki hemen kızarmıştı. Bunda 70'te hala kızarmadı. Hafif bir kızarıklık olsa da çok kızarmadı. Şimdi 80 yaptım. 80'de o bariz bir şekilde kızardı. Buna da 80 yazalım. Aynı esneme, aynı yamulma. Bunda da geçerli. Belli bir ısıdan sonra malzeme yumuşuyor. Yumuşadığı için hafif bir dokunmanız hemen malzemeyi yamultuyor. Şimdi 100'e getirdim. 100'deki sonucu göstermek istiyorum size. Bayağı yakıyorsunuz. Neredeyse pürmüz etkisi diyebiliriz buna. Tabii bazı çalışmalarda buna da ihtiyaç duyabilirsiniz. Ahşap yakma makinesiyle ilgili hangi ucun nasıl tepki verdiğini, nasıl sonuç çıkardığını, ahşap üzerindeki etkisini göstermeye, ahşap üzerindeki izini göstermeye çalıştım. Biraz kısa bir çalışma olsa da size fikir verdiğini düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.